Kitap adı Zero Limit. Antik Hawaii Hoponopono Öğretisi 7. Bölüm. Joe Vitale, The K Bestseller kitabının yazarı, Doktor Yelakala Hevlen. Okuyan Zuhal Atasoy Dalman. Rhonda filmi yapması için kendisini teşvik eden dürtüye hayır diyebilirdi. İşte sanki tam burada özgür irade işin içine giriyor gibi. Zihninizde bir şey yapma fikri ortaya çıktığında ister esinlenmeden, ister niyetten gelsin, eğer o anı istediğimizin farkındaysanız harekete geçmeyi ya da geçmemeyi seçebilirsiniz. Jeffrey Schwartz, etkileyici kitabı The Mind and the Brain'da yazdığına göre bilinçli iradeniz, seçim yapma gücünüz, bilinçaltınız tarafından ifade edilen güdüyü reddedebilir. Başka bir deyişle, bu kitabı alma güdüsüne sahip olabilirsiniz ama eğer isterseniz bu güdüyü önemsemeyebilirsiniz. Bu özgür iradedir ya da Schwarz'ın tanımıyla özgür iradesizlik. Şöyle yazıyor. Daha sonraki yıllarda Libet özgür iradenin beyinden gelen düşüncelere bir kapı görevlisi gibi hizmet verme fikrini benimsemiş ve onun tinsel anlamlarını göz ardı etmemiştir. Efsane psikolog William James, bir şeyler yapma içgüdüsünden sonra ve onu gerçekleştirmeden önce özgür iradenin ortaya çıktığını hissetmişti. Buna evet ya da hayır diyebilirsiniz. Seçimi görmek için farkındalık konumunda olmak gerekir. Doktor Hevlen'in bana öğrettiği şey, bütün düşünceleri ister esinlenme olsun, ister niyet, sürekli olarak temizleyerek o anda doğru olanı seçmekte daha iyi olabileceğimdi. Kilo vermenin nedeninin daha çok yemem ve daha az egzersiz yapmam için beni dürtükleyen anıya ya da alışkanlığa boyun eğmemi seçmek olduğunu görmeye başlamıştım. O bağımlılık yaratan dürtüleri takip etmemeyi seçerek özgür irade ya da özgür iradesizlik gücümün konumuna giriyordum. Başka bir deyişle aşırı yemek yeme arzusu bir esinlenme değil bir anıydı. Tanrı'dan değil bir programdan geliyordu. Programı ya da onu umursamamayı görmezden geliyordum. Doktor Hevlen'in daha güzel bir yaklaşım olarak bana önereceği şeyin programı sevmek olduğu sonucunu çıkarmıştım. Ta ki tamamen yok olana ve geriye sadece Tanrı kalana kadar. Hala tüm bunları tam olarak anlamamıştım ama dinliyor ve benim için çok yeni olduğunu, etkilerini kaçırmamaya çalışıyordum. Daha sonra öğreneceklerim yanında şimdi öğrendiklerim öyle azdı ki. Hangi beklentiler? Ben senin gördüğünü düşündüğün şeyin hikayesiyim. Byron Katie. All War Belongs on Paper. Hafta sonu beklediğimden çok daha derindi. Doktor Hevlen, aradığımız her şeyin ve deneyimlediğimiz her şeyin içinde olduğumuzu anlattı. Herhangi bir şeyi değiştirmek istiyorsanız bunu içinizde yapmalısınız, dışınızda değil. Asıl konu mutlak sorumluluktu. Suçlanacak kimse yoktu. Hep sizinle ilgiliydi. Peki ama ya biri tecavüze uğrarsa diye sordu biri. Ya da bir trafik kazası olursa hepsinden de biz sorumlu değiliz, öyle değil mi? Ne zaman bir sorununuz olsa sizin de orada olduğunuzu hiç fark etmediniz mi? Bu her şeyden %100 sorumlu olmakla ilgilidir. Hiç istisnasız. Beğenmediğiniz bir şeyle ilgili sizi sıkıntıdan kurtaran bir kaçış noktası yok. Hepsinden siz sorumlusunuz. Hepsinden.
Akıl hastanesinde çalıştığı ve katilleri ve tecavüzcüleri gördüğü zaman bile sorumluluğu üzerine almıştı. Onların bir anı ya da programla hareket ettiklerini anlamıştı. Onlara yardım etmek için anıyı ortadan kaldırmalıydı. Bunu yapmanın tek yolu arınmaktı. İşte tedavi edici bir ortamda hastaları profesyonel olarak asla görmediğini söylerken bunu kastediyordu. Grafiklerine bakmıştı. Bunu yaparken Tanrı'ya sessizce seni seviyorum, özür dilerim, beni affet ve teşekkür ederim demişti. Hastaların sıfır sınır konumuna geri dönmelerine yardım etmek için itildiği tek şeyi yapıyordu. Doktor Hevlen bunu kendi içinde yaparken hastalar iyileşiyordu. Doktor Hevlen Ho'oponopono'yu doğru yapmak ya da bir hatayı düzeltmek anlamında ele alın diye açıkladı. Ho, Hawaii dilinde sebep demektir. Ve Ponopono da mükemmellik demektir. Kadın Hawaii'lilere göre hata geçmişten gelen acı dolu hatıralarla zehirlenen düşünceler sonucu ortaya çıkar. Ho'oponopono dengesizlik ve hastalığa yol açan bu acı çeken hatıraların ya da hataları enerjisini ortadan kaldırmanın bir yoludur. Kısacası Ho'oponopono bir sorun giderme yöntemidir. Tamamen kendi içinizde uygulanmaktadır. Bu yeni ve geliştirilmiş yöntem metodunu Kasım 1982'de Dr. Hevlen'e öğretilmiş olan sevgili Kahuna Morna tarafından yaratılmıştı. Dr. Hevlen hastanelerde, okullarda ve hatta Birleşmiş Milletler'de konuşmalar yapan bir mucize geliştiriciden bahsettiğini duymuştu. Onunla tanışmış, kızının zonasını iyileştirdiğini görmüş ve onunla çalışmak, sadeleştiğini, iyileştirme metodunu öğrenmek için her şeyi bir kenara bırakmıştı. O sıralarda evliliğinde de sorunlar yaşayan Dr. Hevlen ailesini de terk etmişti. Bu çok da alışılagelmiş bir şey değildi. Tarih ruhani bir öğretmen ile çalışmak için ailelerini terk eden insanlarla doludur. Dr. Hevlen Mornach'ın metodunu öğrenmek istemişti. Ama onun tuhaf yollarını hemen kabul etmedi. Bir seminerine kaydoldu ve 3 saat sonra salondan çıktı. Ruhlardan bahsediyordu ve bu da bana delice gelmişti dedi. Dolayısıyla orayı terk ettim. Bir hafta sonra yeniden gitmiş, yeniden katılım parası ödemiş ve onun bir başka seminerini dinlemeyi denemişti. Ama gene yapamamıştı. Öğrettiği şey kendisinin üniversite eğitimi aklına çok çılgınca gelmiş ve semineri tekrar terk etmiş. Üçüncü kere gitti ve bu sefer tüm hafta sonu orada kaldım diye anlattı bana. Hala onun bir çılgın olduğunu düşünüyordum. Ama ondaki bir şey benim yüreğime hitap etti. 1992'deki ölümüne kadar onunla kaldım. Mornach'ın kişinin kendisine yönelik içsel yöntemi Dr. Hevlen ve diğerlerine göre mucizeler yaratıyordu. Mornach'ın duası bir içlikte hatıraları ve programları siliyordu. Bu duayı öğrenmek istediğimi ve öğrenene kadar da rahat etmeyeceğimi biliyordum. I Am a Warner adlı kitabı için yazdığı bir makalede Morna metodu hakkında ipuçları vermişti. 2 yaşından beri eski bir sistem kullanıyorum. Yöntemi güncelleştirdim ama kadim bilgeliğin esası korunmuştur. Mabel Katz küçük kitabı The Endless Wa orada şöyle söylüyor. Ho'oponopono bir affetme, tövbe ve değişim sürecidir. Herhangi birini kullanışta ve bunu tedavi için uyguladığımızda %100 sorumluluk duyuyor ve kendimiz için af diliyoruz. Yaşamımızda ortaya çıkan her şeyin sadece kendi programımızın bir yansıması olduğunu öğreniyoruz. Mornach'ın Shelf Identity Ho'oponopono'yu geleneksel Ho'oponopono'dan nasıl güncellediğini merak ediyordum. Doktor Hevlen bunu şu şekilde açıkladı. Ho'oponopono ile
Bir sorunu çözmek insanın içindedir. Sadece sen ve beni gerektirir. Sadece siz fiziksel olarak hazır bulunursunuz. Bene tövbe edersiniz, benden af dilersiniz. Geleneksel Ho'oponopono ile sorun çözmek insanlar arasıdır. Kıdemli bir üye katılımcılarla birlikte sorun çözme seansı süresinde meditasyon yapar. Sorunla ilgili olan herkes fiziksel olarak hazır bulunmalıdır. Her bir katılımcının kıdemli üye meditasyon yaparken birbiriyle tövbeleşmesi istenir. Böylece katılımcılar kavgaya tutuşmaz. Her bir katılımcının diğer üyelerden af dilemesi istenir. 7. bölümün sonu.